Merhabalar arkadaşlar. Bugün açılar konusunu göreceğiz. Açılar konusunu biz 5. sınıfta aslında görmüştük. Üzerine biz birkaç ifadeyi de ekleyerek devam edeceğiz. İlk başta biz açı kavramından başlayalım. Açı ne demektir? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesiyle arasında kalan bölgeyi biz açı olarak ifade ediyoruz. Açı iki tane ışının birleşmesinden bahsediyoruz. Hangi ışınlar? BA ışınları ve BC ışınlarından bahsederek hareket ediyoruz. B noktamız da bizim başlangıç noktamızdır. ABC açısı olarak ifade edebiliriz. Aynı zamanda CBA açısı olarak da ifade edebiliyoruz. Ve biz buna B açısı olarak da aynı zamanda okunuşunu da burada ifade ettim sizlere. Açının ölçü birimi derecedir. Açıyı ölçmek için iletki yani açı ölçer kullanırız. Biz buradaki KLM açısını iki farklı şekilde gösterebiliyoruz. Hem M hem de S küçük harflerle açının ölçüsü olarak gösterebiliyoruz. Bir açıya eş açı çizme. Açı ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir. Bunlardan çok fazla soru çıkacak karşımıza. Onun için burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi çocuklar ABC açısıyla KLM açıları bunlar eşit ölçülü açılardır. Eşit ölçülü açıları biz ABC açısıyla KLM açısına eşitlik olarak kullanabiliyoruz. Ama eş açı kavramında eşlik sembolü kullanmak zorundayız. Eşlik sembolünü daha önce aslında geçen seneden biliyoruz. Bu senede en azından bir bilgimiz olsun, ön bilgimiz olsun. ABC açısıyla KLM açısı eş açılardır. Yani B açısıyla L açısı birbirine eş açılardır. Şimdi bunlarla ilgili biz birkaç tane soru çözelim. Şimdi kareli zemin üzerinde bir eş açıları çizmeye çalışalım. Şimdi verdiğimiz bu açıdaki, zaten şuradaki açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Peki verilen bir doğrunun aynısını nasıl çözebiliyoruz? Eş açısını nasıl çizebiliyoruz? Ben bunu yukarıya doğru çizdiğim zaman yine 90 derecelik bir açı oluşturabiliyorum. Peki buna bakalım çocuklar. Şimdi baktığımız zaman şuradaki açıyı, evet, açı ölçerle ancak bulmak zorundayız. Fakat şu an biz bunu ölçemeyeceğiz. Ama kareli zemin üzerinde nasıl yapacağız onu göstereyim. Şimdi evet, bu bir doğru. Buradaki ifadeye bakarsanız 3'e 1 olarak devam etmiş. Dikeyde 3, yatayda 1 olarak devam etmiş. O zaman burada da aynı şekilde ifade edelim. Dikeyde 3, yatayda 1 dediğime göre nereden geçmesi lazım? Aynen şu gösterdiğim doğru noktadan geçmesi lazım. Ve çiziyorum aynı şekilde. Diyorum ki bu iki açı birbirine eş olarak ifade edebilirim. Buradaki açımıza bakıyoruz. Farkındaysanız köşelerden geçmiş. Köşelerden geçecek şekilde şu doğru üzerinden hareket edelim. Köşelerden geçecek şekilde ister bu tarafa doğru gidebilirim, bu tarafa doğru gidebilirim. Bir yön mutlaka kendimize seçelim biz burada. Ben sağ tarafa doğru köşelerden geçecek şekilde oluşturduğum zaman buradaki açımla başlangıçtaki açım eş açılar. Aynı şekilde bu iki açım da eş. Buradaki açılarımı zaten 90 derece olarak ifade edebiliyorum. Evet, şimdi komşu açılara bakalım. Köşesi ve birer kolu ortak olan, diğer kolları farklı olan açılara biz komşu açılar diyoruz. Komşu açılardan iki tane açıya bakalım. ABC açısıyla CBD açıları, bunlar aynı olmak zorunda değil, farklı da olabilir. Ama bir ışınları ve bir köşeleri mutlaka ortak olmak zorundadır. Aşağıda verilen ifadede komşu açıları isterseniz beraber yazalım. İlk başta buradaki açıyla buradaki açının komşu olduğunu görebiliyorsunuzdur. Yazalım. CDE açısıyla CDE açısı ile EDF açısı komşu açılardır. Peki bu tarafa bakalım. CBA açısı ile CBA açısı ile ABD açısı ABD açısı komşu açılardır. Yani komşu açı olabilmesi için şartımız nedir? Mutlaka bir ortak ışınları olacak ve ortak köşesi olmak zorundadır.
Tümör açılara bakalım çocuklar şimdi. Tümör açı ne demek? Ölçülerin toplamı 90 derece olan iki açıya tümör açı denir. 90 derece yani dik olması gerekiyor. Bakalım buradaki açılarıma. İlk başta ABC açısına bakıyorum 50 derece. EFG açısına bakıyorum 40 derece. İkisinin toplamı eğer 90 derece ise ben bu iki açıya tümör açı diyebiliyorum. Peki komşu tümör açığı ne demektir? Tümör açılar aynı zamanda komşu açılarsa biz bu açılara komşu tümör açılar diyoruz. Yani ikisinin toplamı bir dik açıya eşit olmak zorundadır. KLM açısı 60 derece, MLN açısı 30 derece. İkisinin toplamı 90 derece olduğu için bu iki açımız bizim komşu tümör açılarımızdır. Şimdi bazı açıların biz tümler açılarını görelim. Dedik ki tümler açılar iki açının toplamı 90 derece olacak. O zaman bana 5 derece vermişse açımızı. Tümleri ne olmak zorunda? 90'dan 5'i çıkartırsak 85 derece. 20 verirse 90'dan 20'yi çıkartırsak 70 derece. 10 derecenin tümleri nedir dediğim zaman 90'dan çıkarttık 80 derece. 45 derecenin tümleri 90'dan çıkarttığım zaman 45 derece, 75 dereceydi arkadaşlar. 90'dan 75'i çıkartalım 15 derece. 89 derecenin tümleri tabii ki 90'dan çıkarttığım zaman 1 derece. Peki bize direkt bilinmeyen vermişse x yani cebirsel ifade vermişse nasıl ifade ediyoruz? X'in tümleri de çocuklar 90 eksi x olarak ifade ediyoruz. Peki bana komşu olan açılar üzerinden hareket etsin. 15 derece vermişse tabii ki bunun tümleri dediğim zaman 90'dan 15'i çıkarttık 75 derece. 40 derecenin tümleri nedir dediğim zaman 90'dan 40'ı çıkarttık 50 derece olarak ifade edeceğiz. Hemen arkasından bütünler açılarımız geliyor tabii ki. Bütünler açımız nedir? Ölçülerinin toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Bakalım şimdi iki tane açımız vermiş. 120 derece ve 60 derece iki tane açımızı vermiş. Bunların toplamı da 180 derece yaptığı için ABC açısıyla DEF açıları birbirinin bütünleridir. Yani bütünler açılar olarak ifade ediyoruz. Komşu bütünler açı ne demektir? Bütünler açılar aynı zamanda komşu açılarsa komşu bütünler açı denir. Tabii ki biz bunu bir doğru üzerinde göstermek zorundayız. Nasıl biz tümleri 90 derece dik açı üzerinde gösteriyorsak bütünleri de bir doğru üzerinde göstermek zorundayız. Çünkü doğru açı 180 derece. Diyoruz ki eğer buradaki açımız 140 ise bütünleri nedir dediğim zaman 180'den 140'ı çıkartırsam 40 derecedir. ABD açısıyla DBC açısının toplamı 180 derece ve bu iki açı birbirinin bütünleridir. Evet çocuklar biraz açılarımız bütünlerini de görelim. 40 derece verilen bir açının bütünleri nedir dediğim zaman tabii ki 180'den çıkartacağız. Çünkü bütünler açılar ne demektir? İki açının toplamı 180 derece olmak zorundaydı. O zaman 40 derecenin bütünleri de 180'den çıkartırsam 140 derece olur. 100 derecenin bütünleri nedir dediğim zaman 180'den çıkarttığım zaman 80 derece. 95 derecenin bütünleri 180'den çıkartırsam 85 derece, 60 derecenin bütünleri 180'den çıkartırsam 120 derece, 150 derecenin bütünleri 180'den çıkartırsam 30 derece. Peki bana bir cebirsel ifade verilirse yani x'in bütünleri belirlediği zaman tabii ki yine 180'den çıkartacağız. 180 eksi x olarak ifade edeceğiz. Bunu bize bir doğru üzerinde göstermiş olsalar 75'in bütünleri nedir dediğim zaman tabii ki 180'den 75'i çıkarttığım zaman da 105 derece olarak ifade edeceğiz. Şimdi verilen açının tümlerini bütünlerini aynı zamanda bir tabloda görmeye çalışalım biz. İlk başta 35 derece verilen bir açının tümleri ve bütünleri nelerdir onu görmeye çalışalım. Tümler ne demekti? 90 dereceye tamamlanacaktı. Bütünler ne demekti? 180 dereceye tamamlanacak demekti. O zaman 35'in tümleri 90'dan 35'i çıkarttığım zaman tabii ki 55 derece olarak ifade ediyorum. Bütünlerini de 180'den biz 35'i çıkarttığım zaman 145 derece olarak ifade ediyoruz. Bu sefer bize tümlerini vermiş, bizden açılı
180 eksi 28'den kaç olacak? 152 derece olarak ifade edebiliyoruz. Bu sefer bize bütünlerini vermiş. Şimdi biz bütünleri verildiği zaman açının kendisini bulmak zorundayız. Çünkü bütünler açılar 180'e tamamlanıyordu. O zaman diyoruz ki 180'den 150'yi çıkarttığım zaman açım benim 30 derece. O zaman tümleri de 90'dan çıkarttığım zaman 60 derece olarak ifade edebiliyoruz. Peki 72 derece verilmiş açının ölçüsü. Tümleri yine aynı mantıktan 90'dan 72'yi çıkarttım 18 derece. 72'nin bütünleri dediğim zamanlar 180'den çıkartırsa 108 derece olarak ifade ediyoruz. Aşağıda hemen bir tane sorumuz var. Ona bakalım. Biri diğerinin 5 katına eşit olan komşu tümler iki açıdan küçük olanı istiyor. İlk başta komşu tümler olan bir açıyı oluşturalım. İki açıyı oluşturalım. Diyoruz ki bizim burası 90 derece. Evet, çünkü neden? Tümler dediği için 90 derece diyoruz. O zaman biri diğerinin 5 katı. Ben küçük açıya x dersem büyük açı ne olmak zorunda? 5x. İkisinin toplamı 90 derece olmak zorunda. 5x artı x eşittir 6x. 90'a 6'ya böldüğüm zaman küçük açımız 15 derece. Büyük açımızı isteseydi tabii ki de 75 derece olarak ifade edilir. Şimdi çoklar ters açılar ne demektir? Onu öğrenelim. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu karşılıklı açılar ters açı olarak adlandırılır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. İlk başta bakalım. AOB açısının tersi dediğim zaman alttaki açıyı görüyorsunuz değil mi? Tam tersi olarak. O zaman diyorum ki AOB açısı ile COD açısı birbirine eşittir. Çünkü bunlar ters açılardır. Aynı şekilde AOD açısı ile BOC açısı ters açıdır. Aynı zamanda bunlar birbirine tabii ki eşittir. Vermiş olsun iki tane doğruyu kesiştirsin bize. 120 derece. Tersi neresi? Tabii ki tam altta kalan bölgedir. Burası 120 derecedir. Peki doğru kaç dereceydi? 180 derece. O zaman birbirini kaça tamamlar? 180'e 120. O zaman 180'den 120'yi çıkarttık. 60. 60'ın tersi de aynen bu tarafta diyoruz ki bütün açılarını biz ters açı mantığıyla bulabiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Bu sefer de 3 tane doğruyu kesiştirmiş bize. Diyor ki 30 derece. 30 derecenin tersi burası. 80 derecenin tersi, 70 derecenin tersi ve biz bütün açıları ters açılar sayesinde bulabiliyoruz. Verilmiş olsun 70 derece. 70 derecenin tersi burası. O zaman B açımız kaç derece olur? 70. Peki biz birbirini kaça tamamlıyor dedik doğru açı? 180 derece değil mi? Bütünler açıdır aynı zamanda. Diyoruz ki 180'den 70 dereceyi çıkarttığım zaman buradaki açımız da 110 derece. Tersini ifade etmek istesek burası. A açımız da 110 derece olarak ifade edebiliyoruz. Yine 3 tane doğrumuz verilsin bizim burada. 45 derece tersi. 110 derece birbirini 180'e tamamlayan bütünler açılar mantığıyla hareket edelim. 70 derece olur. Peki geçen sene ne öğrenmiştik? İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşittir. Biz bunu geçen sene 5. sınıfta öğrendik. Burada da kullanmaya çalışalım aynı şekilde. Diyelim ki 45 ile 70'in toplamı bize 115 derece, soru işareti olan yer çocuklar 115 derece olur.